Emre Kongar, Dinciler için Adalet Dersleri. Sevgili okurlarım, insanlar, ahlak ve adalet bilinçleri olmadan doğarlar. Gerek kimlikleri gerekse ahlak ve adalet bilinçleri, onlara sonradan, önce aileleri, sonra da içinde bulundukları toplum ve ilişkiler tarafından verilir. Elbette bütün dini, etnik ve milli kimlikler, kendilerine has ahlak ve adalet anlayışlarına sahiptir. Tarihsel olarak ahlak ve adalet kavramları, insanlığın toplayıcı avcı dönemlerinde aşiretler, tarım devrimi döneminde tek tanrılı din devletleri tarafından oluşturulmuştur. Daha sonra gelen endüstri devrimi dönemi ulusal kimlikleri oluşturmuş, ahlak ve adalet kavramları da milli nitelikler kazanmıştır. Çağımızdaki bilişim devrimi, endüstri devrimi döneminde filizlenmeye başlayan demokrasi ve insan hakları kavramlarına dayalı olarak bütün insanları doğuştan eşit sayan bir ahlak ve adalet anlayışını geliştirmeye çalışmaktadır. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti aşamasına erişmeye çalışırken bu iktidar yönetiminde insanlığın tarım devrimi dönemindeki din devleti anlayışına doğru geri götürülmek tehlikesiyle karşı karşıyadır çağımızda dindarlık elbette inanca dayalı bir kimliktir ve aynen dinsizlik gibi bir insan hakkıdır. Buna karşılık dincilik bir inancın menfaat elde etmek için özellikle siyasette ve hukuk gibi tıp gibi mesleklerin icrasında kötüye kullanılmasıdır. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anayasasına ve rejimine de aykırıdır üstelik de suçtur. İslam felsefesinde adalet öncelikle ontolojik bir kavram olarak ele alınmış ve bu kavram varoluş, yaratılış, doğum sırasında her varlığın kendi mertebesine göre ilk varlıktan bir varlık payı alması şeklinde açıklanmıştır. İslam filozofları ilahi iyiliğe, yaratılışa bağlı olarak adaletin varlık sahnesinde yer alan her varlığın bütün gelişim safalarında ve hatta her parçasında meydana geldiğini söylemişlerdir. Eflatun'dan beri devam eden ve İslam ahlakçılarınca bazı değişikliklerle benimsenen görüşe göre, insan nefsinin düşünme veya bilgi gücü, öfke gücü ve şehvet gücü olmak üzere üç temel gücünden üç fazilet, erdem doğar. Bunlar sırasıyla hikmet, şecaat ve iffettir. Adalet ise bu üç faziletin, erdemin gerçekleşmesiyle kazanılan ve hepsini içine alan dördüncü temel fazilettir, erdemdir. Gazali şöyle der, adalet sıfatı kaybolursa bundan fazlalık veya eksiklik şeklinde iki taraf doğmaz, sadece zıddı ve karşıtı doğar ki o da cevirdir. Yazdıklarımda, söylediklerimde, suç unsuru arayan, dinciler, olursa İslam felsefesinde adalet konusunda, alıntı ve açıklama yaptığım Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisine bakmalarını öneririm. Ama onlara asıl önerim, dinciliği, bırakıp mesleklerini, anayasanın öngördüğü, çağdaş layık hukuk devleti kurallarına göre icra etmeleridir. Yoksa, suçlu, ararken, kendileri, suç işleyen, durumuna düşeceklerdir.